Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun dönemdir kullandığım ve etkilerini beğendiğim uygun fiyatlı nemlendiricilerden oluşan bir video hazırlamak istedim. Şimdi pek çok üründen bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza başlayacağız ama başlamadan önce kanalımı yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her çarşamba ve pazar günü düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza geçebiliriz. Uzun dönemdir kullandığım ürünler dedim. Bazı ürünlerden marka bazında gideceğim ve bazı ürünlerden birkaç tane çeşit anlatacağım. Çünkü hedefe yönelik içeriklerde de farklılıklar olabiliyor. E, belki amaca yönelik ürün tercih etmek isteyenlere bu anlamda bir kılavuz olabilir diye düşünüyorum. Öncelikle bahsedeceğim sıradaki marka Maruderm. Maruderm'in kremleri ve serumlarıyla ilgili ben daha önceden bir video hazırlamıştım. İzlemediyseniz eğer yine linki bırakacağım. Burada hepsinden bahsetmeyeceğim ama elimin en çok gittiği ve kullandığım sıklıkla kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Bunlar içerisinde de en çok kullandığım ve şişenin en fazla hafiflediği ürün Moruderm'in bu Repairing Strengthening Barrier Cream adındaki bariyer güçlendirici ve onarıcı kremi. Yapısını dokusunu çok beğeniyorum çünkü ben karma yağlı ciltliyim. Yüzümde uyguladığımda da herhangi bir sıkıntı yaşamadığım losyon kıvamında çok güzel bir krem. İçerisinde seramit bulunduğu için cildin onarımına da destek oluyor. Şöyle ki bunu günlük bir nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Hem yüzünüzde hem de vücudunuzda uygulayabilirsiniz. Zaten o yüzden hafiflemesinin sebebi de biraz bu yüzden oldu. Kış döneminde cildim daha fazla kuruduğu için vücutta da duş sonrasında kullandığımda çok başarılı sonuçlar elde ettiğim bir nemlendirici oldu. Özellikle dirsekler, dizleriniz, bacaklarınızda böyle pul pul dökülme varsa eğer çok güzel nemlendiriyor ve onaran bir krem. Makyaj altında da gün içerisinde gayet başarılı bir krem. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim ben mesela güneş kreminden önce de bir nemlendirici bazen kullanıyorum. Cildim özellikle bu kış döneminde biraz daha fazla kurumaya başladı. Retinole ağırlık verdiğim için. Dolayısıyla sabah güneş kreminden önce bir nemlendirici olarak kullandığımda da Cildime fazla gelmeyen, ağırlık yapmayan bir nemlendirici olduğunu söyleyebilirim. Son dönemde yüzümde çıkan sivilcelerin toparlanmasını da desteklediğini gözlemledim. Bu anlamda eğer ki cildinizde böyle bir e, aşırı pul pul dökülme, kızarıklıkların oluşması, yer yer kurulukların olması varsa eğer bu tür durumlar için hem yüzde hem vücutta kullanılabilecek bir krem. Özellikle karma yağlı ciltlerin daha çok seveceğini düşünüyorum. Losyon formunda olduğu için yine her cilt tipinde rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Bundan sonrasında yine markanın çok beğendiğim başka bir ürünü ise içerisinde Centella Asiatica özü bulunan e, onarıcı bir krem. Bunda seramit bulunmuyor, Centella Asiatica bulunuyor. Eğer ki cildinizde böyle sivilceler varsa, sivilcelerden kalmış olan izler varsa, cildinizin daha çok toparlanmasını istiyorsanız Centella Asiatica içerikli olan bu nemlendirici tercih edilebilir. E yine bariyer krem de kullanabilir ama daha çok hani böyle ciltteki sivilcelerin toparlanmasını istiyorsanız eğer o zaman centella içerikli olan kremi tavsiye edebilirim size. Yine bunun da yapısı losyon formunda bu şekilde çok incecik. Yani rahatlıkla sürüyorsunuz ve cildinizde asla ağırlık, yağlandırma yapmıyor. Sabah akşam kullanımı uygun bir krem olduğunu söyleyebilirim. Yine vücudunuzda da kullanabilirsiniz. Zaten markanın en güzel tarafı 200 ml'lik büyük ambalajlarda ürünler üretmeleri. Bu anlamda da ben çok başarılı buluyorum. Cilt yüzeyini çok böyle nemlendiriyor ve ipeksi bir görünüm kazandırıyor. Yine üzerine günlük makyajınızda yapmanızda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ben centella içerikli olanı akşam rutinlerimde kullanıp işte bariyer içerikli olanı bariyer onarım için olanı gündüz rutinlerimde kullanmıştım. Bu şekilde bir kendime göre dengeleme yapmıştım ama hem sabah hem akşam rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela diyelim ki cildinizde lekeler var. Lekelere de böyle destek olan bir içerik olsun içerisinde diyorsanız eğer arbutin lekeler için çok güzel bir içerik ve cildinizin tonunun biraz daha açılmasına destek oluyor. Düzenli arbutin içeren ürünü kullananların ciltlerindeki tonda gerçekten bir değişim oluyor. Buna en güzel örnek kendimi gösterebilirim. Kullandığım kapatıcılarda, fondötenlerde, ten ürünlerinde daha önce kullandıklarım biraz daha koyu kalmaya başladı. O yüzden yakın zamanda edindiklerimi birazcık daha açık tonlara gidiyorum. Hatta uyguladığımda eskileri boynumla bayağı bir farklı olduğunu da görüyorum. Nedenine gelince arbutinli ürünleri, serumları ve kremleri kullanıyorum. Bu anlamda anti blemish olan bu Maruderm'in kreminde de arbutin içerikli olduğu için eğer cildinizde lekeler varsa lekelere karşı olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Arbutinli kremler diğer ürünlerde de aynı şekilde geçerli ama arbutinli ürün kullanıyorsanız eğer mutlaka güneş kremine çok sadık kalmanız gerekiyor. Bunun bir özelliği de vücuttaki kararmalar vücut lekeleri için de kullanabileceğiniz bir ürün. Eğer vücudunuzun herhangi bir bölgesinde kararma varsa bunlar rahatsızlık duyuyorsanız yine lekelerin açılması için kullanabileceğiniz çok güzel bir losyon formunda yumuşacık bir krem. Tüm vücutta da rahatlıkla kullandığım bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yüzdeki lekeler için de yine kullanılabilir. Nemlendirici krem olarak beğendiğim başka bir markada Pio Kozmetik markasının bariyer onarıcı kremi. Şişe bitti neredeyse çok çok hafifledi. E, bu aile boyu kullandığımız bir krem olarak söyleyebilirim. Yapısı incecik asla yağlı bir hissiyat bırakmıyor. E, günlük böyle el kremi gibi bile kullanabileceğiniz bir krem. Yüzde kullanabilirsiniz, vücutta kullanabilirsiniz. Bir de markanın şöyle bir özelliği var ki ikinci ürün 1 lira kampanyaları var sürekli. Mesela eğer ki böyle bir kremi hem yüzde hem vücutta kullanmak istiyorsanız ve aile boyu kullanmak istiyorsanız bir tanesinin yanında ikinciyi de ekleyerek aile boyu böyle büyük miktarda 400 mililitrelik bir ürünü oldukça uygun fiyata alabilirsiniz. Bu şekilde kampanyalar değerlendirilebilir bence. İçerisinde yine seramitler bulunan çok yumuşak bir krem. Asla yağlı bir hissiyatı yok. Losyon formunda sürdüğünüz zaman neme doyuruyor. Bununla birlikte cildinizde kesinlikle ve kesinlikle yağlı bir hissiyat yaratmıyor. Yüzünüzde uygulayabilirsiniz. Yine vücutta uygulayabilirsiniz. Ellerinizde uygulayabilirsiniz. Kuruyan de uygulayabilirsiniz. Tamamen cilt bariyerini onarma hedefi olan cilde çok güzel nem veren içerisinde seramit bulunan, bununla birlikte içerisinde aloe vera özü gibi çok güzel nemlendirici çiçekler de bulunan ve cildinizi uyguladıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle yağlı bir hissiyat değil, ama böyle üzerinde yüzeyde yumuşaklık yaratan çok güzel bir krem. O yüzden böyle yağlı dokudan hoşlanmayanların da yapış yapış dokudan hoşlanmayanların da sevebileceği bir krem olduğunu söyleyebilirim. Cildimdeki etkilerinden memnun kaldım. Hatta aile boyu dediğim gibi kullanıyoruz. Kuruyan her yere sürüldüğünde etkilerini çok beğendiğim bir krem oldu. Yine dediğim gibi ikinci ürün 1 lira kampanyaları markada kesinlikle değerlendirilmeli. Markanın bir diğer kremi ise lekeler için olan arbutin çeyrekli olan kremi var. Eğer yine cildinizde böyle bu dokuyu seviyorsanız böyle parlak yağlı olmasın cildimde daha böyle yokmuş gibi hissiyat olsun diyorsanız eğer arbutin çeyrekli bu kreme de bakılabilir. Bu da yine hem yüzde hem tüm vücutta kullanılabilecek lekeler yönünde cildinizi aydınlatacak etkilere sahip olan güzel bir krem. Ben her ikisini de çok beğenerek kullanıyorum. Uygun fiyatlı da bir ürün olduğu için bu liste içerisine eklemezsem olmazdı. Bir diğer sevdiğim markaya geçersek True Care markasının Daily Moisturizing Cream'i. Daha önceki pek çok videoda sizlere bahsetmiştim bu kremden. Daha önceden kavanoz formundaydı. Yeni versiyonda böyle tüp şeklinde çıkmış. Bence çok daha kullanışlı olmuş açıkçası. Kavanoz ürünleri sevsem de Yine tek başına kendimiz de kullansak bu ürünleri parmağı her seferinde içerisine daldırmak yani evet spatula da kullanılabiliyor ama parmağı daldırıp almak çok daha hızlı ve pratik olduğu için çoğumuz da eminim ki kremleri bu şekilde kullanıyoruzdur. Ben daha önceki kremi çok beğenmiştim zaten sizlere öve öve bitirememiştim anlatmıştım sürekli nemlendirmesi muhteşem olan ve böyle hani her türlü ürünle birlikte kullanılabilecek bir krem olduğu için de çok sevmiştim. Şimdi tüplü versiyonda olmasından dolayı daha da memnun kaldım. Nedenine gelince işte artık böyle kavanozda parmağı daldırıp alma gibi bir durum yok. Bu şekilde tüplü olduğu için çok daha kolay kullanabileceğim. Yapısı, dokusu harika olan bir krem. Çok güzel nem veriyor. İçerisinde hyaluronik asit, seramit, depantenol gibi cildi onarıcı ve nem verici çok güzel içeriklere sahip bir krem. Şöyle ki içerikler bakımından bu kremi her tür rutininizin son adımında kullanabilirsiniz. Yani mesela retinol rutininizin son adımında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arbutinli bir ürünse kullanabilirsiniz. C vitamini kullanıyorum. Yine bununla kapanış yapabilirsiniz. Ahalı, behalı ürünlerin sonunda bu ürünü kullanabilirsiniz. Yani tüm aktif içeriklere sahip olan rutinlerinizin en son adımında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir nemlendirici krem. Yapısı dokusu bakımından yumuşacık. Mesela ben arbutin sonrasında gündüz rutinlerimde kullandığımda Kesinlikle o silgi gibi soyulma olmadı. Pek çok serumla arkasından denedim. Hyaluronik asit serumlarının arkasından denedim. Hiçbir şekilde soyulma yapmayan yumuşacık bir krem. Yağlandırmıyor cildi, neme doyuruyor. Bu anlamda da üzerine güneş kremi kullandığımda da fazlalık gibi gelmiyor. Pek çok farklı güneş kremini arkasından kullandığımda da altta asla bir ağırlık yapmadı. Bununla birlikte bütün serumları cildime bloke ettiği için de nemlendirmesini de çok beğendim. Tüplü versiyonu çok daha bence güzel olmuş. Marka bu şekilde tüplü versiyona dönmesinden dolayı da çok çok beğendim açıkçası. Ee, uygun fiyatlı, bakılabilecek, güzel nemlendirici ve onarıcı bir krem olduğu için listeye eklemek istedim. Bir diğer nemlendirici kreme geçersek eğer Jelle Beauty markasının nemlendirici kremi. Bu da günlük nemlendirici olarak kullanabileceğiniz jel yapıda bir krem. Özellikle benim gibi karma yağlı ciltlerin daha çok seveceği bir krem. Eğer ki cildiniz çok kuruysa bunun altına bir serum yani böyle hyaluronik asitli bir serum veya bir mist, bir hyaluronik asitli nemlendirici bir tonik uyguladığınızda çok daha fazla nemi bünyeye hapsedecektir. Kuru ciltler için altta bu tür bir seruma ihtiyaç olabilir ama karma yağlı ciltlerin rahatlıkla sevip çok rahat kullanacağı bir krem. Jel yapıda şöyle göstereceğim sizlere. Sürdükten sonra bu yoğunmuş gibi görünen yapı içerisindeki hyaluronik asit sayesinde cildinizi neme doyuruyor. Ee, ancak dediğim gibi tamamen emildikten sonra böyle ciltteki o sanki hiç krem sürmemiş gibi bir hissiyat yaratıyor. Belki bu anlamda işte kuru ciltlerin altına bir besleme gerekebilir. Özellikle dediğim gibi bir serum veya tonik arkasından hemen bunu bloke ederek sürdüğünüzde cildinizi daha güzel nemlendirebilecektir. İçerisinde 8 farklı hyaluronik asit bulunuyor. Yani cildin farklı katmanlarına nemi hapsetme bakımından çok başarılı. Niacinamid C vitamini gibi içeriklere de sahip pantenol de bulunuyor. Cilde nemlendirmesi, yumuşacık yapması asla yağlı değil. Kesinlikle böyle yağlı bir doku yok ama suya neme doyurmuş hale getiriyor. Pompalı bir ambalajlı olmasından dolayı da yine güzel. Hava girmiyor içerisine. Yine böyle parmakla alınmayan ürünlerden olduğu için de sevdiğim ambalajlardan. Ee, çok severek, beğenerek kullandığım bir ürün. Böyle hafif bir kokusu var. Sürerken bu kokuyu duyuyorsunuz. Böyle sanki çiçeksi bir koku gibi ama içerisinde parfüm yok. Tamamen içeriklerden, formülasyondaki içeriklerden kaynaklanan bir koku. Bir süre sonra zaten yok oluyor, gidiyor bu da. Ee, bakın şimdi biraz konuşurken elimin üzerindeki dokuyu size göstermek istiyorum. Asla parlamıyor. Sanki böyle matlaştırıcı etkisi olan bir makyaj bazı sürmüşüm gibi görünüyor tamamen yüzey. İşte o yüzden zaten söylediğim kuru ciltler altına böyle bir serumla destekleyip üzerine kullanırsa çok daha başarılı nemi cildi hapsetmiş olurlar. Ama benim gibi karma yağlı ciltlerin çok çok severek kullanacağı bir nemlendirici krem. Evet söylemezsem olmazdı. Bu videoda yer vermesem olmazdı. Nemlendirici krem deyince bugüne kadar en çok bitirdiğim nemlendiricilerden bir tanesi Mia Klinika'nın bariyer onarıcı kremi. Küçük tükte olduğu için de daha çabuk bitiriyorum sanırım. 50 mililitrelik ambalajda keşke bunu da böyle 200 mililitrelik ambalajda yapsalar. Çok 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 severek kullandığım bir nemlendirici krem. Cildime iyi gelen cildimi onaran kesinlikle böyle hem neme doyuran hem yağlandırmayan hem de böyle cildimin özellikle sapıttığı dönemde saçma sapan sivilceler çıktığında kuruluklar olduğunda pul pul döküldüğünde Kesinlikle cildimi onaran harika bir krem. Bundan daha öncesinde çok bitirdim. Size de çok anlattım. Zaten uzun uzadıya anlatmama da gerek yok bence. Her cilt tipinin rahatlıkla kullanabileceği bir krem. İçerisinde seramit, squalene, hyaluronik asit, bunun dışında koenzim Q10 ve buğday proteini gibi çok güzel içeriklere sahip olan bir krem. Asla cildi yağlandırmıyor. Ancak hani bazı yağlı ciltliler çok memnun kalmıyormuş diye duydum. E, ama benim mesela T bölgem çok yağlanır. Burun kenarları, alnım, çenem oldukça fazla Böyle gün içerisinde 2-3 saat sonrasında ürünleri sürdükten sonra hemen parlamalar başlar. Ben de mesela çok fazla T bölgesinde yağlandırma yapmayan, o yüzden de her cilt tipine rahatlıkla önerebileceğim bir krem. Benim yanak bölgelerim kuruya dönük oluyor, T bölgesi yağlı. O yüzden pek çok cilt tipine sahibim aslında yüzümde. Bu yüzden de hani denediğimde her bölgede çalışan uygun bir krem olduğunu düşünüyorum. Beğendiğim bariyer onarıcı harika, çok güzel bir krem. Fakat eğer ki diyorsanız benim cildim hani aknelenmeye müsait, akneler oluşuyor, bunların birazcık daha çabuk geçmesi için bir nemlendirici krem olsun seride bir de akne kremi var. Bu akne kremini şöyle düşünmeyin yani sadece aknenin üzerine sürülen bir krem gibi değil bu. O hani sadece akne bölgesel tedavi eden kremler gibi değil. Bu bir nemlendirici krem ancak içerisinde salisilik asit bulunan bir nemlendirici krem. Aynı zamanda çay ağacı da bulunuyor. Geçtiğimiz ay içerisinde çok fazla yüzümde sivilce çıkmıştı. Nemlendirici krem olarak akşam rutinlerinde ben bunu kullandım. Kesinlikle kurutmuyor cildi. Yani böyle salicylic asit var, eyvah cildimi kurutacak mı? Hayır kurutmuyor. Hem nemlendiriyor hem de o sivilcelerin çok çabuk toparlanmasına destek oluyor. Bu anlamda eğer akneye meyilli bir cildiniz varsa, bunların daha çabuk toparlanması yönünde bir nemlendirici krem arıyorum ben diyorsanız, o zaman tavsiye edebileceğim bir krem. Benim her ikisi de elimin altında. Sivilcelerin biraz fazla çıktığını gördüğümde nemlendirici olarak bunu kullanıyorum. Normalde günlük nemlendirici olarak da sabah akşam rahatlıkla bariyer kremini kullanıyorum. Çok sevdiğim ürünler olduğu için Mia Klinika'nın bu iki beğendiğim kreminden de size bahsetmek istedim. Bir diğer uygun fiyatlı marka ve beğendiğim kremler olarak bir tane anti-aging krem, bir tane yine bariyer onarım kreminden bahsedeceğim çok uygun fiyatlı ve zaman zaman böyle ikincisi 1 lira kampanyaları da oluyor. Skin Master markasının iki tane kremi. Daha önceden anlatmıştım. Bu mor renkli olarak gördüğünüz Matrixil 3000 bulunan peptitler bulunan anti-aging yönünde etkili bir krem. Pompalı bir ambalajı var. Bu anlamda sevdiğim kremlerden şöyle size dokusunu göstereceğim. Yine böyle incecik bir losyon formunda. Eğer ki cilt bakımında ben çok fazla adımlı bir uygulama yapmak istemiyorum. Kullandığım krem hem anti-aging etkili olsun, serum vesaire her şeyi bir kere de kullanıyormuş gibi olayım diyorsanız o zaman Matrix e 3000 peptit kompleksi içerikli olan bu kremi kullanabilirsiniz. Hem cildinize anti-aging bakım yapmış olursunuz hem de nemlendirmiş olursunuz. Bir adımda her şeyi tamamlamış olursunuz. Yani cildinizi akşam yıkayın, temizleyin, arkasından da bunu sürün. Yatın gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda beğendiğim bir krem, yapısını beğendiğim bir krem. Ancak şöyle, eğer ki yine kuru ciltliyseniz bunun altına belki bir nemlendirici desteği, serum veya tonik takviyesi gerekebilir. Üzerine sürdüğünüzde daha fazla cildinizde nem hissiyatı olabilir. Yapısı dokusu bakımından yine asla böyle yağlı yağlı vıcık vıcık olmayan bir krem olduğunu söyleyeyim. E, çok beğendiğim bir ürün. Bu markanın yine beğendiğim diğer bir kremi de Repair Cream olarak geçen, Repair Care Cream olarak geçen bariyer onarıcı kremi. İçerisinde pantenol, sentel asiatica ve helionik asit bulunan bu krem cildinizdeki o onarıma destek oluyor. Yani eğer ki yine dediğim gibi sivilceler varsa bunun çabuk toparlanmasını istiyorsanız cildinizin böyle ...düzensizleştiği bir dönemde ise o zaman bu kremden destek alabilirsiniz. Panthenol zaten cildin onarımına destek olan çok güzel bir içerik, B5 vitamini. Yine Centella da cilt onarımına destek olan bir başka içerik. Şöyle dokusunu size göstereceğim. Yine gördüğünüz gibi losyon kıvamında, yumuşacık. Hemen sürüyorum ve etkisini, görünümü de size göstermek istiyorum. Bakın, bu bahsettiğim kremlerin hiçbirisi yağlı, vıcık vıcık kremler değil. Bu yüzden zaten seviyorum. Dediğim gibi karma yağlı ciltli biri olarak nem versin ama cildimde ağırlık yapmasın dediğim. Denediğim uzun dönemdir kullandığım eski videolardan önceki videolardan da uzun dönemli takipçilerin bildiği ürünler. Tecrübeyle sabit olan ürünler. Yine uygun fiyatlı ürün arayanlara anti-aging krem olarak veya da bariyer onarıcı krem olarak Skinmaster'dan bu iki kremi de tavsiye edebilirim. Geçiyorum bir başka markaya. Bu da Selenes markası. Sanırım şimdiye kadar söylediklerim içerisinde yabancı olan tek marka ama uygun fiyatlı bir marka olduğu için yapısını dokusunu da beğendiğim için bu kremi de eklemek istedim. E, termal jel facial cream olarak geçen termal su içerikli olan bu kremin de dokusu çok güzel yumuşacık. Zaten kullananlar bunu da biliyorlar losyon formunda. Cilde çok güzel nem veren bir ürün. Ben Selenes markasının ilk önce yüz yıkama jeli ile başlamıştım serideki ürünleri kullanmaya. Ve bu termal su içerikli olan serisini gerçekten çok seviyorum. Ee, yine termal su spreyini özellikle hyaluronik asitli serumlarımdan önce bol bol kullanıyorum. Dokusu itibariyle cilde nem veren ve kesinlikle cildi irite etmeyen, her cilt tipinde rahatlıkla kullanabileceği, içerikleri bakımından çok güzel nem veren ve uygun fiyatlı bir marka. Ee, bu yüzden de SNS markasının termal jel içerikli ürüne de bakabilirsiniz. Bu arada içerisinde paraben, mineral yağ, alkol bulunmayan harika bir ürünü. Yumuşacık dokusu var, asla yağlandırmıyor her cilt tipine de kesinlikle uygun olan bir ürün. Son nemlendirici krem olarak da yine çok sevdiğim yerli markalardan bir tanesi Creamcom markasının nemlendirici kreminden bahsetmek istiyorum. İçerikleri bakımından hyaluronik asit bombası olan bu krem cildinize çok güzel nem veriyor. Kavanoz tipinde şöyle göstereceğim size yapısını. Yine losyon formunda yumuşacık. Bunu yine ben güneş kremlerinden önce sürmeyi çok çok seviyorum. Cildinizi neme doyuran, yumuşacık yapan, her cilt tipinin rahatlıkla kullanabileceği kuru karma yağlı ciltlere herkese hitap edecek bir krem. Ve bunu mesela kuru ciltler de bence kesinlikle çok sever. E, asla böyle hani öncesinde bir serum vesaire kullanmanızı da gerektirmeyecek bir ürün. E, çok güzel nem veriyor. Ama serinin mesela peptit içekli olan pembe renkli olan dış ambalajı bir serumu daha var. Onu sürüp arkasından bunu sürerseniz cildinize o nemi iyice hapsetmiş oluyorsunuz hem pepsi temyörlerinin kasit içeriğiyle cildiniz de böyle daha bir e, dolgun görünüm de kazanmış oluyor. Cream Co markasının bu nemlendirici kreminde asla bir parfüm bulunmuyor. Bu anlamda da güzel vegan e, bir ürün. Aynı zamanda cruelty free bir ürün. 5 farklı çeşit hyaluronik asit molekülü bulunan bunun yanında antioksidanlar ve niacinamide de desteklenmiş olan cildin dokusunu yapısını böyle pürüzsüz kaymak gibi yapmaya yarayan harika bir nemlendirici. Her cilt tipine uygun. Eğer ki bu şekilde bir ürün arıyorsanız Kuru ciltlerinde rahatlıkla kullanabileceği bir ürün arıyorsanız aklınızda bulunabilecek güzel markalardan bir tanesi. Evet birçok nemlendirici kremden bahsettim. Bunları çok uzun zamandır kullanıyorum. Ellerim de yumuşacık oldu bu arada denerken. Çok uzun zamandır kullanıyorum ve dediğim gibi sizlere de videolarda zaten bahsediyorum. Ben özellikle nemlendirici kremi her rutinde kullanıyorum. Karma yağlı cilt tipine sahip olsam da kullandığım serumların üzerine direkt güneş kremi kullanmamak adına. Arada gelen o böyle bir nemlendirici krem serumların cildime hapsolmasını sağladığı için nemlendirici kremi serumların üzerine kullanıyorum. Birazcık zaman geçmesini bekliyorum. Sonrasında ardından güneş kremimi uyguluyorum. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum. you <laughs>